Burayı, seni, okulu, kısacası bütün yaşamı terk ediyorum. Bunu kurmak için bütün sene uğraştığımı biliyorum ama bu yük artık bana taşıyamayacağım kadar ağır geliyor. İçimde hiçbir şeyi sürdürecek güç kalmadı. Sen de farkındasın. Uyumsuz, yaşam sevinci olmayan, nefret dolu bir insana dönüştüm. Demek ki bu yaşama hazır değilmişim. Hazır oluncaya kadar da geri dönmeyeceğim. Kızım, öyle cart diye demo verilmez herkese. Telif diye bir şey var. Biz o sözleri besteyi üzerimize almadık ki çalarlar. O kadar büyütülecek bir şey değil bu. Alt tarafı dinleyip geri yollayacaklar. Oraya işini gönderen herkes öğrenci zaten. Anlamadım ben Zeynep. Hem adamlar profesyonel diyorsun, hem öğrenci işi diyorsun. Tamam. Akşam gel daha ayrıntılı konuşuruz. Ben şimdi demoyu veriyorum. Kızınız azıcık sapladı. Daha oğlan okuyor. Size bakacağım diyor, okulu başladı. Buldunuz sömürecek saf oğlanı, yükleniyorsunuz bakıyorum maşallah. Ne diyorsam diyorum, duydun ne dediğimi. Biz o çocuğu sizin gibi fırsatçılara yem etmek için bu boya getirmedik. Bir evin bir oğlu o. Söyle kızına umut bağlamasın ona. Kaç kız geçti onun elinden biliyor musun sen? Oho, o kadar diyorum. Sen bu arabayla buradan Bodrum'a kaç saatte gidersin? Eskisiyle 6,5-7 saatte gidiyordum. Atıyorsun. İddiaya var mısın? En fazla 6 diyorum. Ne yani? Gidecek miyiz? Şimdi mi? Var mısın? Varım. Gidemez. Ya! Aa Derya. Buyur kızım, hoş geldin. Rahatsız olmayın. Kaynanan seviyormuş, buyur. Sağ ol Yolamca, kalamayacağım. Siz bizi ne sanıyorsunuz ya? Ne o bayat numaralar, annemi arayıp kızınızı zapt edin, oğlumu sizin gibi fırsatçılara yem etmem demekler. Ona umut bağlamasın geyikleri falan. Anne ne oluyor ya? Derya biraz sakin ol, ne oldu güzelim? Bizim sizin paranızla bulunuzla ne alakamız olabilir söylesenize. Anneme ve bana hakaret etme hakkını nereden buluyorsunuz? Aman be, bilmiyoruz sanki. Tek derdiniz ya evin beyini ayartmak ya da zengin birini bulup yamanmak. Melda kendine gel. Ya bana birisi ne olduğunu anlatsın hemen. Anne, Derya'nın annesini aramadın değil mi? Aradım, ne olmuş? Bana bak Melda Hanım, benim annem kendi isteğiyle hizmetçi olmadı. Dayak yemeği gururuna yediremediği için evini terk etti. Ama tabii senin gibi kadınlar öyle gurursuzlardır ki kocalarından dayak yiyip oturmayı tercih ederler böyle bir durumda. Bunu senin kafan asla almaz. Ya duyduklarım doğru değil değil mi ya? Birisi bana açıklama yapsın. Anne! Aslında kabahat sende.
Seni de adam bilip içimize döktük. Çok yardımcı oldun anneme, bravo. Kalan iki satır huzurda sayemizde paramparça oldu zavallının. Ne biçim insanlarsınız siz ya? İnanamıyorum. Kabus bu ya. Derya Mehmet'i ne yapacak sizce? Bence kesin terk edecek. Zaten o ilişkinin yürümeyeceği baştan belliydi. Senin gözünde bütün ilişkiler kötü yani. Senin ilişkilere bakışında bir hata olmasın Arzu? Orası kesin canım. Ah ya ah. Kameram hala olacaktı da. Derya ile ben de gidecektim. Ama yok yok, olmaz artık. Akile dedeye söz verdi. Arzucuğum bak, ben sorunlarını dinlemeye hazırım. Anlat bana. Levent'le mutlu değil misin? Ay, Selçuk yerine bakman için seni mi gönderdi bu akşam ya? Söyle ona özleme sahip çıksın. Şimdi o bunalımla film setinde kendini kaybeder o. Bir sahip çıkan da olur elbet. Vallahi Selçuk'un ilgilenecek başka sorunları var bu aralar. Evet abi. Oldukça hızlı giden bir sorun. Aa, arıyor. Duydun mu ne? Ulan kamerayı tamir edip buralara bir yerlere mi koydu acaba? Oğlum manyaklaşma. Aç hadi şu telefonu ya. Alo Jinekocuğum, neredesin sen? Merhaba Oğuz. Ben Bodrum'dayım. Ne? Bildiğin Bodrum mu? Yoksa apartmanın Bodrum mu? Salak! Muğla Bodrum. Seninle iddiaya girdik de. Bodrum ne iddiası mi ya? Ya kaç saatte gidersin iddiası? Neyse biz gelmişken birkaç gün Bodrum'da kalacağız. Ya ben şey için aradım oğlum. Ya senin kedisi Ede yalnız da. Kapıcıda anahtar varmış. Ha? Siz şimdi uğrayıp o kediyi alın, biz gelene kadar bakın. Senin kedisi mi? Oğlum sınavlar ne olacak? Ya senin yarışı doktorlardan bana rapor ayarlayacak. Selçuk başka bir yere gidiyor. Hadi kapatıyorum bak, kontrolüm bitti. Selin'le Bodrum'a gitmişler. Sınavlara da rapor ayarlayacakmış. Ne raporu be? Finalin mazereti mi var? Direkt bütünlemeye kaldı demektir. Ulan bu herif birazdı pirazdı ha. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Süpermen mi? Bir anda her şeyi toz pembe yapacağını mı? Hayal dünyasında yaşıyorsun. Hayat seni tahmin ettiğin gibi değil Mehmet. Ya sakin ol Derya. Bak annemin adına ben senden özür diliyorum. Benim sadece yapmak istediğim ikimizin ve etrafımızdakilerin mutlu olması. Başka bir amacım yok. Tamam anlıyorum. İkimiz için planların olabilir. Ama aileyi niye bulaştırıyorsun hayatımıza? Benim ailemi neden onlara anlatıyorsun? Hem de benim haberim olmadan. Ya bak. Çünkü aramızda hiçbir engelin doğmasını istemiyorum, anlıyor musun? Karşı olanları şimdiden bilmek istiyorum. Bunu annem de dahil. Ne yani? İlişkimiz için ailesiyle bileceğinden mi bahsediyorsun? Hayır. Bu dünyada her kim bize karşıysa. Yine uçmaya başladın Mehmet. Gerçekçi ol artık biraz. Derya aşkım, kimin arkamızda kimin karşımızda olduğunu görmedik mi şimdi? Bak babam arkamızda. Sen boş ver annemi. Hadi ben boş verdim. Annem yüzdü o kadın. Hüngür hüngür ağladı ya Mehmet. Aşkım ben gidip ondan özür dileyeceğim. Gönlünü alacağım aşkım. Bizi ve anneni bir daha kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Söz veriyorum sana. Hiçbir şey beni senin üzülmenden daha çok üzemez. İzin verme o zaman. Seni çok seviyorum. Her şeyden çok. Ben de seni Mehmet. Hadi gel. Biro. Biro, ben bir halt ettim. Ama sırf oğlumu düşündüğüm için. Yanlış bir karar, bir ömre mal oluyor sonra. İyi de bunu oğlunla konuşursun. İnsanları arayıp filmlerdeki kadın numaralarına ne gerek var? Yarın öbür gün o insanlarla dünür olup yüzle bakacaksın. Hem senin oğlun o kız sayesinde sorumluluk nedir öğrendi. Para kazanmayı, aile kurmayı o kız sayesinde düşünmeye başladı. Kış ortasında anketörlük yaptı, köfte sattı. O kız Mehmet'e denk değil. O böyle bir evde büyüdü. Kızın annesi böyle bir evde hizmetçilik yapıyor. Yürür mü o iş?
davul bile dengi dengine. O kız yüzünden oğlumu kaybediyorum. Birbirlerini seviyorlarsa bir ayarını bulurlar. Bence yarın ziyaret et, özür dile o kadıncağızdan. Zaten kader olmuş, bir de sen parçaladın zavallıyı. Mehmet de kızı alıp gidecek yazın. Birlikte çalışacaklar. Ben vereceğim paralarını. Sen de yazlık evi açarsın. Orada kalırlar. Belki oğlunu kaybetmemek için bir şansın vardır hala Melda. Yoksa uzaktan duyacaksın hep yaşadıklarını. İhtiyar, yalnız bir kadın olarak çocuğundan, torunlarından hep uzakta kalacaksın. Kim bu saatte ya? Alo? Alo Selma? Hayrola? Ne? Ne olmuş? Ver bana bakayım. Tolga işimden haber çıktı. Neredeymiş? Ne olmuş? Bursa'daymış. Teyzem annemi aramış. Yeşim'i liseden bir kız arkadaşının Yalova'daki otelinde bulmuşlar. Birkaç gün önce kız gizlice otele yerleştirmiş bunu meğer. Babası da bugün duyunca eniştemi aramış. O da gidip almış. Ne diyorsun Mehmet ya? Ne arıyormuş otelde? Kiminle gitmiş? Ya tek başına. Öyle bitki gibi oturmuş birkaç gün. Personelin dikkatini çekmiş. Otel sahibine haber vermişler. Ya sınav zamanı niye böyle yapıyor bu kız? Şu anda bizim yapabileceğimiz bir şey yok Tolgacığım. Evdekilerle de hiç konuşmuyormuş. Eniştem yarın doktora götürecekmiş. Belki bir süre orada kalması onun için daha iyi olur. Yeşim güçlüdür abi, merak etme. Kısa zamanda toparlanıp sene başında burada olur. Tamam Mehmet. Haber verdiğin için çok sağ ol. Bir şey değil. Bir ara buluşup yüz yüze konuşuruz. Hem ben biraz daha bilgi almış olurum. Kim yapmış? Tamam abi, sağ ol. Şimdi öğrenebildin mi kızım? Ne diyordu? Duydun mu? Ne oldu oğlum? Kötü bir haber mi var yoksa? Sonsuza kadar gitti. Artık yok, olan bu, tamam mı? Kim? Nereye gitti? Yeşim ailesinin yanına. Öf, her şeyi büyütürsünüz bu yaşlarda zaten. Döner gene, merak etme. Bu öyle bir şey değil anne. Kız ciddi hasta. Kimsenin yapabileceği bir şey yok. Benim yüzümden. Tam sınav üstü. Gene sene kaybedecek. Buldum. Yıldırım, gene telefonla psikolojik yardım istemeyeceksin değil mi? Bu Yahyalık bir durum değil. Oğlumuz aşk acısı çekiyor. Ben de ona bütün acılarını unutturacak kadını arıyorum zaten. Kimi? Anneni. Benim annemi mi? Evet. Alo anneciğim. Sevgili damadınız arıyor. Tanımadınız mı? Eyvah, anneannem çağıracak. Bu durum seni aşar tabii. Zor geldi iki gün oğlunla ilgilenmek. Hayatım, bugün gidip şu karavanı kiralasak diyorum. Eğer artık hazırlıklara başlasak iyi olur, zamanı geldi. 15 gün sonra okullar kapanıyor. Ha, annen de bir ara. Akşam buluşup yemek yeriz. Ne zamandır dışarı çıkmıyordur, değişiklik olur kadına. Mehmet, her günümüzü sürekli aksiyon halinde geçirmesek, ben bu tempodan yorulmaya başladım. Ailelerden de. Yani ne tempo? Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz. At artık şu üstündeki Nemrutlu güzelim. Her şey yolunda. Şimdi yemeğin sırası değil. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Karavanı kiralamak istiyorsan gitsen kirala. Beni bozmaz. Tamam canım, karavan kaçmıyor ki. Sana da uygun olan bir zamanda gideriz. Sensiz nefes bile almak istemiyorum aşkım. Niye? Biraz ayrı nefes alsak fena olmaz. İkimizin de biraz özel alana ihtiyacı var bence kanka. Tamam, sen bilirsin. Sorun yok. Ama o karavanı mutlaka beraber alacağız, ona göre. Bakarız Mehmet. Tamam. Görüşürüz.
Anneanne? Anneanne ya. Kalk çabuk. Ne oluyor bakayım burada? Senin yüzünden Japonya gezimi erteleyip buraya uçtum Tokyo yerine. Kiraz çiçekleri bu sene de kaçtı. Anneanne, bu çok güzel. Tamam, bir şey değil. Dur, tepeme çıkma. Dur bakayım. Dur, dur ha. Ya, nereden çıktı bu? Depresyona girmişsin. Ders falan çalışmıyormuşsun. Bari bir işe yara. Çabuk giyin, beni kahvaltıya götüreceksin. Ya, dur sabah sabah. Anne, kahvaltı hazır aşağıda. Ay, sizi çekemem şimdi. Hadi Tolga. Ben de geleceğim, ben de geleceğim. Sus bakayım. Depresyona girince sen de gelirsin. Ya anne, niye anneannemin programını bozdunuz? Hay Allah. İyiyim ben anneanne, abartıyorlar. Bak hala konuşuyor. Kravat tak. Yıldırım, arabanın anahtarlarını ver. Buyurun. Tolga, 5 dakika içinde arabada ol. Uç. Hadi bakalım. Telefonla operaya bilet alınıyor mu? Bir de festivalde birkaç konser var. Gitmem lazım mutlaka. Davetiye bulursun sen. Emriniz olur kayınvalideciğim. Ne haber Zeynepciğim? Ah, iyidir. Sen de? İyiyim. Demonuzu verdim dün akşam. Hafta sonu haber çıkar herhalde. Çok iyi ya. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Özlem. Ay ne olacak canım? Bir fırsat çıktı, siz aklıma geldiniz. Demonuzu onlar dinler dinlemez geri getiririm. Tamam. Ya da bakarsın gerek kalmaz, görüşmeye geldiğinizde kendin gelir alırsın. Ya. Zeynep. Selçuk'u hiç gördün mü bu aralar? Bilmem. Hiç görmüyorum son zamanlarda. Ha, bu işten haberi yok yani. Herkesin sınavları yoğun, görüşemiyoruz. Ama bu işten bir şey çıkarsa haber veririm tabii. Doğru. Sınavları var. Konuşunca bu işi senin ayarladığını da söylerim. Yani söylememi istersen. Yani demek istediğim... Of. Kusura bakma. Hadi Melda, gir artık. Gidemem bir ol. Dönelim. Ya şimdi ev sahibi de evdeyse? Kadını ararken düşünseydin bunları. Özür dilerken niye düşünüyorsun ki? Melda. Ne karar aldık biz dün akşam? Eğer inip o eve gitmezsen seni zorla indirir basar giderim. Nereye gidersen gidersin sonra. Ama sakın eve dönme. İyi anladım. Gidiyoruz. Nazik olmayı da unutma. Şu kayısından da alalım sana. Gel. Dur, dur, dur. Bal. Heh, taze peynir. Sosis de koy. Sosis olmaz. Abuk sabuk şeyler yediğiniz için sapıtıyorsunuz böyle zaten. Biraz siyah ekmek yiyebilirsin. Gel bakayım. Ya böyle bir yere getirip baş mı bırakacaksın beni? Hadi, hadi masaya. Taze meyve sularımızı da söyleyelim hemen. İnsan ne yerse odur. Ne bir fazla ne bir eksik. Sağlıktan bahsedene bak. Yine sigaran elinde bakıyor. Benim sigarama laf etmeyin diye kaç kere söyleyeceğim. Otur çabuk anla. Ne oldu? Arzudan ayrılmışsın. Yeni bir kız varmış. Bir şeyler geveledi seninkiler ama pek anlayamadım. Ne olmuş? O kız da mı gitmiş? Arzu mu gitmiş nedir? Ya bir dakika bir dakika. Baştan anlat. Kısa olsun. En çarpıcı yerlerini anlat. Adı ne kızın? Adı Yeşim. Okulun kayıt gününde tanıştık. Ha. Bugün de Tolga gelmedi sınava. Yeşim zaten yok. Selçuk Bodrum'da. Amma dağıldık oğlum biz bu sene. Bahar çarptı herkes abi. Baharı mı kaldı be, yaz oldu. Nasıl geçti? Gene kaldık galiba. Çalışmayınca haliyle kalınıyor tabii Oğuzcuğum. Kaç taneden kalıyorsun? Bu sene o kadar çok değil. Sen dur. Hepsini temizleteceğim onların ben sana. Hadi benim daha 2 senem var. Temizlerim. Bu Selçuk ne yapacak? Adam seneye son sınıf. Bir de TUS'a hazırlanıyor. Böyle giderse biraz zor yani. O da biraz kendi sorumluluğunu bilsin canım. Etrafa car çırt ederken iyi. İyi dedin valla. Ben az mı dayak yedim? Var mısın abi, gidip döve döve getirelim Bodrum'dan? Senin canın da tatil çekti galiba. Gelince döveriz abi. Acelesi yok. Kaçmıyor ya. Ama herifin sınavları kaçıyor abicim. Biz önce şu öğleden sonraki sınavı düşünelim de abi. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Ne haber? Ben iyiyim de.
Selçuk pek iyi değil galiba. Sabah aradı. Bodrum'dayım falan dedi. Bugün de hocasıyla bana randevu ayarlamıştı. Evet. Beyefendinin önemli bir iddiası vardı da kanıtlayıp dönecek. Onun kazanabileceği tek iddia yılın playboyluğu olacak bu gidişle. Manyak mı o? Sınavları bitti mi onun? Yok be kızım, ne bitmesi? Bütünlemelere gelse bari. Şu formülü pilotu kız da bindi arabaya abicim. Vın Bodrum. Aa hadi canım deme. Tabii. Neler neler olmuş? Siz de takdir edersiniz ki Perihan Hanımcığım. İnsan çocuğu için korkunca ne yaptığını bilemiyor bazen. Bu yaptığım şeyi haklı çıkarmaz biliyorum ama... sizi temin ederim ki söylediklerim gerçek düşüncelerim değildi. Efendim? Sizi temin ederim ki söylediklerim gerçek düşüncelerim değildi. Daha fazla konuşmanıza gerek yok hanımefendi. Sizi anlıyorum. Analık bu, başka şeye benzemez. Ama ben karışamam çocukların işine. Hem biliyorsunuz laf geçmiyor şimdikileri. Ah ne dalgınım, size bir şey ikram etmedim. Ne içersiniz, çay kahve? Size zahmet vermeyeyim. Eşim de dışarıda, arabada zaten. Neden daha önce söylemediniz? Onu da çağırın bir kahve ikram edeyim. Buralara kadar gelmişsiniz. Sizin daha yapacak bir sürü işiniz vardır. Merak etmeyin, 5 dakika sürer. Ay ne olur çağırın eşinizi. Peki madem. Merhaba, ben gösteri sanatlarından geliyorum. Bu afişleri girişe asmanız gerekiyormuş. Bölümden gönderdiler. Tamam, ben bant alıp geliyorum. Ya manyak mısınız ya? 3 dakikam var, hemen toz ol yoksa burnunu kıracağım. Dakikası falan kalmadı, kıracağım ben şimdi bunu burnunu. Allah pılını portere de kıl herif. Babanızın malı mı lan bu yurt? Dağ başı mı lan burası? Bak hala konuşuyor lan. Ekip geldi, polis, kaçın. Kaçın lan, kaçın. Sizin belanızı Allah'ın ayıları. Adamsınız, tek tek değil. Gel buraya, deli misin? Nesin be, 3 kişi onlar. Gel, yukarıda bekliyoruz. 3 kişi olsalar kolay. İyi misin? İyiyim. İyi günler. Biz Selçuk'un arkadaşlarıyız. Buyurun çocuklar. Merhaba. Haberim var. Merhaba. Selçuk aradı beni. Hasta hangimiz? Benim. Ama hasta değilim. Sanırım ben biraz hamileyim. Yani test yaptım. Evet, biliyorum. Şimdi hepsini anlarız. Öncelikle bana birkaç bilgi gerek. Sonra da sizi ultrasona alacağım. Tamam. Son adet tarihi ne zamandı? 28 Mart. Nisan sonu regle olmam gerekiyordu. Neredeyse bir ay gecikti. Önce havalar ısındı, ondandır dedim ama saat gibi düzenlidir benim periyodum. Bu kadar bilgili olup da hamile kalmayı nasıl becerdik? Biz çocuk düşünüyorduk zaten. Ne mutlu size o zaman. Tabii... her şey ultrasondan sonra kesinleşecek. Şimdi siz paravanın arkasına geçin. Ben de hemşire hanımı çağırayım. Ya size yardımcı olsun. Tamam ya, gitme. Ne yapıyorsun? Mikrop kaptıracaksın. Ya ne iş ya? Belliydi ama bunların kuduracağı. Havlayıp duruyorlardı 2 gündür.
Dur, böyle olmaz. Kolonyalı mendil var. Ekip geldi ha, Zekice. Kimsin sen? Ben Erzu, tiyatro bölümündenim. Ben Emre. Of. Yavaş. Ya sınav üstü iş aldık başımıza. Neden attılar seni yurttan? Ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. O iri herifin kız arkadaşı hakkımda abuk subuk konuşmuş. Ne yaptın? Kız arkadaşına mı asıldın çocuğun? Yok ya. Kızla bir ortamda karşılaştık. Yavşadı biraz. Arkadaşları görmüş, herife yetiştirmişler. Kız da çocuk üzerine gidince asıldı falan demiş. Adiliğe bak. Dert değil, ilk defa olmuyor. Genelde erkekler kızlar yüzünden hep gıcıktır bana. Ya biraz gösterişli olunca başına böyle şeyler geliyor insanın. Seni çok iyi anlıyorum. Beni de kızlar hiç çekemez. Zevk meselesi tabii, bir şey diyemeyeceğim. Atla. Kurtarıcı meleğimi nereye bırakıyorum? Birlikte bize gidiyoruz. Kızların ilgisine alışkın olduğuna göre sana yardım etmeme şaşırma. Ne yapacağız sizde? Nasıl bir yardım düşünüyorsun? Bizim bugünlerde ev arkadaşımız ayrıldı. Dördüncüyü arıyoruz. İlgilenirsen evi bir gör istersen. Ne gün ya. Böyle ani hikayelere bayılırım. Yurt basmıştı zaten. Tamam. Hadi tamam tamam. Kabul ediyorum. Atla. Zıpla. Sonra Arzu'yu yemedi, içmedi. Öpüştüğümüzü yeşmeyi mutladı. Ondan sonra da bir daha toparlanamadık zaten. Oğlum sen de niye düşüyorsun böyle kızın ağına? Yalnız kalmasana kızla. Belli kucağına atlayacak işte. Bebek, sizin de tahmin ettiğiniz gibi 6 haftalık Mina Hanım. Karım veteriner. Bu sene embriyo okudular. Bilgili bu konularda yani. Embriyoloji. Ama hayvanlar bizden çok farklı tabii. Bunları Selçuk'tan öğrendim. Anlaştık o zaman. 3. ayda yeniden görüşüyoruz. Ben size Selçuk'la bir beslenme programı göndereceğim. Aman fazla kilo almamaya bakın, sonra veremezsiniz. Hı-hı. Ayrıca bir egzersiz programınız da olacak. Bol bol yürümenizi öneririm. Yani gerek yok aslında. Biz Selçuk'la Mineciğim, bunları okulda... Doktor Bey Selçuk'un hocası. Biliyorum canım. Ben size zahmet olmasın diye söyledim. Merak etmeyin Mina Hanım. Bir dahaki muayenenizde Selçuk hocanızın da bulunmasını bizzat sağlayacağım. Süper ya. Burası da banyo. Dikkat et. Çarpılırsın ha, aman. Tornavida var mı? Var mutfakta. İşte böyle. Çok iyi ya, bana uyar. Aa, bu da kopmuş. Yalnız ev arkadaşlarımın da fikrini almam lazım. Akşamüstü gelirler, konuşuruz. Benim şimdi okula dönmem lazım. Tamam. Ben de siz gelinceye kadar programla ilgili yazımı yazarım. Ne programı? Bir radyo programım var da... Metinleri yazmam lazım. Ha, bir de çalışıyorsun. Hangi bölümdesin sen? Mühendislik, elektrik, elektronik. Ne alaka? Öylesine, radyoları severim. Ben de. Ama şimdi seni böyle tek başına evde mi bırakacağım? Ya sorun yok, ben çalışacağım zaten. Tamam o zaman, ben gidiyorum. Kızlar gelmeden hemen dönerim. Ha, gitmeden şu tornavidayı falan, başka alet edevat ne varsa çıkarsana. Bye. Of Irina, kafayı yiyeceğim ya. Ya annem olacak kadın yüzünden Derya beni terk edecek. O zaman ne yapacağım ben ha? Ben Derya olmadan nefes bile alamam. Vah vah vah. Beni yanından gönderdi resmen kız ya. Beni artık istemiyor, anlıyor musun? Ah anne, yaktın beni ya. Она его не хочет, Мельда Ханым. Смотрите, что вы наделали. Вы играли сердцем своего сына. Gelebildin demek. Gelmedim anne. Sana hesap sorup gideceğim. Oğlum annen nereden geliyor biliyor musun? Ya nereden geliyorsa geliyor ya. Derya'nın annesine gittik. Niçin? Ben biraz uzanacağım izninizle. Görevimi yerine getirdiğime göre beni rahat bırakırsınız artık sanırım.
Baba, anlatsana, niye gittiniz? Ne oldu? Annen olanlardan ne kadar çok pişman olduğunu söylemek istedi. Aa, Beren teyze ne dedi? Anlatıyoruz ya oğlum. Hatırlayamıyorum dedi. Demek ki Beren'in o bölümü silinmiş. Hasan kim? Böyle boş boş bakıyor. Kaçıkmış işte, belli. Kaçık deme eşimi. Ben onu seviyorum. Hayatımın aşkı o benim. Çok güzeldi bir kere ama soğuktu. Böyle istemezse elini bile tutamaz. En uyuz olduğum şey. Kadın dediğin sıcak olacak, sıcak. Ben de uyuz olurum. İkisinin de hayatını mahvettim. Hayır, o ikisi senin. Bak, bir kere sen yakışıklısın. Baban zengin. Seni elinde tutacak kız bunları göze alacak. Senin gibiler nevesiz çok olur. Ya ben işimsiz ne yaparım? Bugün istediğin kadar ağla. Yarın derse başlıyorsun. Tatilde gene ağlarsın. Barman Bey, bizde yeşil çay verin. Tamam efendim. Hesabı da çıkartmam, ben ödemeyeceğim. Babasını arasın. Biz zaten gidemeyiz bu halde. Pisi pisi. Gel kızım. Sus. Hem nereden biliyorsun oğlum kız olduğunu? Gelmez melmez. Uğraşmayalım şimdi kediyle ya. Kediremez mi erkekliğine? Akşam akşam saçmalama abi. Bir kedimiz eksikti zaten. Ulan bir gel Selçuk. Bu kediyi sana yedireceğim ulan. Genelde siyah tişört de giyiyor. Ağzına da bir iki tüy koyduk mu? Satanist doktor okulda dehşet saçıyor. Kediler güvenlik çemberinde. Dalga geçene, seni ufalamadan şu kediyi bulsan Oğuzcuğum. Gel güzel pise. Gel pisi pisi. Gel güzelim. Hadi çık ortaya, uğraştırma abilerini, gel. Adı neymiş bunun? Sorarız bulunca. Ne bileyim ben abi adını. Söylemedi ki işte. Mesela Murtaza olsun. Murtaza. Murtaza. Adam Bodrum'da, alemde biz kedi peşinde. İşe bak ya. Şşş Cem. Bu evde cillop gibi ha. İyi para var demek ki bu yarış muhabbetinde. Sinemayı bıraksam mı ha? Şşş, ne dersin çalgıcı? Yok canım. Zaten Akira dedeye sözüm var. Pisi pisi. Hadi gelsene. Pisi. Ha, orada işte. Tut lan, tut. Tut. Kaçtı. Bu tarafta. Aha, orada o. Ben geldim. Kimse yok mu? Arzu, banyoda mısın? Sen buralara gelir miydin ya? Aradım seni ama telefonun kapalıydı. Ben de sevgilimi gidip okulundan alayım dedim. Fena mı yapmışım yani? Sınavda kapatmıştım, açmayı unutmuşum. Mehmet, bugün yalnız kalmak istediğimi söylemiştim. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Aile mevzuları yordu beni, lütfen anla. İkimiz için de çok önemli bir şey oldu ama. Ne olmuş olabilir ki? Yeni planların mı var bizim için gene? Hayır, daha önemli bir şey. Bugün annem gidip annenden özür dilemiş. İnanmıyorum. Annem en sonunda çark etmiş. Ve sabah babamla birlikte gidip annenle tanışmışlar. Affedilmiş. Hatta araları da kıyakmış ha. Harika. Değil mi? Şimdi tanıştırma derdi de kalmadı. Evet. Çok iyi olmuş kanka. Hiç sevinmedin Derya. Mehmet. Bazı şeyler yapılmadan önce düşünülmelidir. Bu tarz şeyler bizim gibiler de sizinkiler gibi çabucak kapanmıyor. Önce yap, sonra telafi etmek için satın al modeli. Ne demek bu şimdi? Bana tavrın niye? Beni de mi hala bir burcuv olarak görüyorsun? Ayrıca bir insan gelip özür diliyorsa affetmek büyüklük değil midir? Asıl büyüklük bir hareket yapmadan önce etrafındakilere zarar verip vermediğini düşünmektir. Ama sizin paranız var ya, sonradan düşünme lüksünüz de var. Kır kafasını, sonra git özür dile. Abartıyorsun Derya. Sonuç olarak senin annem benim annemi aşağıladı ve kalbini kırdı. Bir insan yılan gibi iki günde derisini atıp yenisini giyemez ki. Ama anlamıyorum. Ya
Yok abi, kedi falan değil. Şahsiyet sahibi bir şey bu. Şu hale bak. Getirene kadar kolumda çizilmemiş santimetre kalmadı. Şimdi 40 yıllık eviymiş gibi sakin sakin oturmuş bizi kesiyor. Oğlum, kedi dediğin ortamını yadırgar. Gider etrafı koklar, saklanır falan. Sen hiç öyle kuruldun oraya. Bir şey değil. İki gündür evinde kapalıydı. Ne yedin ki, öleceksin açlıktan lan? İşin kötüsü Selin dayısından sonra bir de bununkini kaldıramaz vallahi. Hakikaten ha. Ben bu açıdan hiç düşünmemiştim. Bu sefer etrafımdakileri teker teker öldürüyorlar diye kesin dava açar. Hadi pisicik. Ye şunu. Hadi güzel. Daha çok gencim. Mahpuslarda çürümek istemiyorum. Hadi. Bizi bu manyakla baş başa bıraktın ya. Hayvan Selçuk. Haklı olabilirsin canım. Bu asabiyet bana tanıdık geliyor. Acaba bu Selçuk da Selin'le Bodrum'a giden mi kedi? Yani Selçuk'u bir nevi transformasyona mı soktular dersin? Sen bir süre film izlemeye ara ver abi. Sana geyik bir potansiyel kazandırdı. Ben Selçuk'u arayacağım. Gelsin o baksın psikopata. Emin ol çok işe yarar. Bir şeyi koydu mu kafaya yapar o, bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ilgına kadar gayet aklı başında bir adamdı. Sen Selçuk'u daha hiç tanımamışsın abi. Nasıl yani? Çok gerginsin hala. Bırak kendini. Gerildim tabii. Sen olsan gerilmez misin? Ölüyordum korkudan ya. Geçti. Sakin ol. Biraz daha aşağı. Evet. Ha, selam. Bu da 3 numara herhalde. Sen de son numarasın bu durumda. Derya, bu Emre. Biraz daha açsan. Ay eyvah. Herkes gelmiş. Ya açıklayabilirim. Pardon Emre ya. Tanıştınız demek. Korkmayın, çok iyi bir çocuk. Ya bilmece gibi davranmasanıza. Sağ ol Emre, müthiş masaj yapıyorsun. Sana masaj mı yaptı? Beni hırsız sandı, şoka girdi. Yeni kendine geliyor. Peki aslında kim sanmamız gerekiyor seni? Ya şöyle oldu. Emre aslında bizim yeni ev arkadaşımız. Yani tabii siz de onaylarsanız. Mühendislik de okuyor. Yurttan ayrılmak zorunda kaldı. Ben de buraya getirdim. Sifonu ve prizleri yapmış. Derya getir de senin kurutmana da baksın. Her şeyi yapabiliyor. Daha makul bir düzeyde konuşabilir miyiz arkadaşlar? Emre, sen biraz izin verir misin bize? Hayatım senin ellerinde. Bu ne abi ya? Değil mi? Üf, analar neler doğuruyor abi. Arzu, biraz açıkla bakalım durumu. Nasıl tanıştığınızı anlattı Emre. Sen 2 dakikada tanıdığın insanı nasıl eve getirip yerleştiriyorsun? Bir anlatsana. Of. Biraz daha aşağı. Evet. Aa, işte orası. Yapma ya. Salonda o yatarsa olur. Emre! Emre! Bazı arkadaşlar bu işten hiç hoşlanmayacaklar ama... Şerefine levreyim. Senin ve bebeğimizin şerefine. Aman sağlıklı doğsun da. Duymadım doktor hayatım. Her şey gayet iyi görünüyormuş ya. Daha yolun başındayız Mahmut. Hayatımın en güzel yolu olacak. Sonrası da azap yolu olacak ama. Nasıl geçineceğiz çok merak ediyorum yani. Çalışacağım ya, sen merak etme. Yarından itibaren iş bakmaya başlıyorum. Tabii, iş bakman hemen anda bulman demek sanki. 9 aya kadar bir şeyler ayarlarım herhalde. Uf, ben de çalışayım bari. Bu devirde tek kişinin kazandığı parayla ev dönmez ki. Döner döner. Senin vaktin yok. Okul var. Aman okul mu kaldı artık? Bunu bir daha duymayayım yine. Çocuğumun okumamış bir annesi olmasını istemiyorum. İstersen dersleri de götüreyim. Şimdiden bilgilensin çocuk. O dersleri senin karnından duyacak. Kesin hayvanları çok sevecek büyüyünce. O kadar mikroplu bir ortamda hamile hamile. Ay zor olacak vallahi ya. Ne de olsa doğum Ocak sonu. Sömestre denk gelecek. Dikkat edersin. Eldiven falan giyersin. Son ayda gitmezsin, olur biter. Doğduktan sonra bebeğe kim bakacak Mahmut? Ben. Bizim devam zorunluluğumuz yok. Arada uğrasam olur okula. Emzirirsin de artık. Çocuklar ilk aylarda babalarından çok annelerine ihtiyaç duyarlar hayatım. Dert sanki. Sütünü sağır bırakırsın. Ben içiririm. Ya oldu. Sen beni inek sandın galiba. Çalışan kadınlar ne yapıyor sanıyorsun? Aylar boyu işinden uzak mı kalıyorlar? Bir doğum izni alıyorlar, o kadar. Öylesi çocuk için sağlıklı olmuyor.
Boş ver Levrin. Bunları zamanı gelince düşünürüz. Şerefin hayatım. Senin de ufaklık. Baban konuşuyor, baban. Tamam, tamam, yavaş. İdil, koş! Anne! Aa, ne olmuş bunlara? Gördüğün gibi keyifleri yerinde. Hesabı verdim, iyi olurum. Veremedim anne. Hesabı ödemem için bankadan kredi çekmem gerekecek. Arabayı reyi bıraktım. İyi espri. Kaç para tuttu bu hesap? Anne inanamıyorum sana. Niye içirdin bunu bu kadar? Esas soru siz niye bu kadar içtiniz anne? Tam 7. Tam 7 saattir içiyoruz. Kova getireyim mi abi? Bu iş buraya kadar. Ne aşk acısı ne bir şey. Hallettik kadın. Bu standart genç hali. Depresyon falan hak getire. Oh. İyi misin oğlum? Süper. Süperim babacığım. Peki bu kaç? He? Hadi yürü, yürü. Oğlum yesene kahvaltını. Dün akşam da yemek yemedin. Öleceksin açlıktan. Sus anne. Benimle ilgili hiçbir konuda yorum yapma. Arasana oğlum kızı. Dünden beri yumuşamıştır artık. Seviyor seni sonuçta. Affeder. Anlamıyorsunuz değil mi baba? Bu onun için yumuşanabilecek bir durum değil. Bu hiç yapılmamalıydı. Benim anneme de biri böyle Ayman, bir şey... Ne şımarık şeymiş o hele? Annesi hanım bir kadında hiç olmazsa. Ne zotuyor artık? Özür diledik işte. Onun gönlü geçilmek istemiyor. Anne! Çay getir sen bana. Hadi lütfen Melda. Ben senin yerinde olsaydım evlat, alırdım karavanı, dayanırdım kapısına. Zaten işsiz. Bak o zaman nasıl eriyor çayın içinde şekerin eridiği gibi. İstersen ben de geleyim. Benim yanımda hayır diyemez. Olmaz baba ya. Bu sefer demir vaki yapıyorsun diye kızar. Çare yok. Bekleyeceğim öyle kurbanlık koyun şeklinde. Ye artık.
Bozucuğum, dolabımız içerideki psikopatın midesiyle aynı durumda. Hadi abi, hadi kızlara gidelim ya. Bir günde doğru düzgün bir şeyler yemiş oluruz. Murtaza ne olacak? İstersen direkt gaz verelim, acı çekmesin. İyi, hadi onu da alalım. Yolda ciğer falan alırız. Paşazade ekmeği beğenmedi galiba. Manyak mısın lan? Parçalar bizi 2 saniyede. Ulan Selçuk. Oğlum aklıma ne geldi biliyor musun? Hayvanlar sahiplerine benzer derler ya. Selçuk'u bir arasak mı acaba? Yaşıyor mudur? Hadi abi, hadi abi. Acele erkek satış elemanı aranıyor. Sektörü yazmamışlar. Arasam mı hayatım? Sen pazarlama yapamazsın. Niyeymiş? Öyle, yapamazsın. Sitemize bay güvenlik elemanı aranıyor. Ay olmaz. Her akşam panik seni bekleyeceğim ben. Hem sen sevimli bir tipsin. Hırsızlar senden korkmaz ki. Podyumlarda yürümek ve dans etmek ister misiniz? Harika bence. Saçmalama Mahmut. Manken mi olacaksın? Hem sen ne manken olacaksın ki? Konu mankenimini. Her ilanı bir bahane buldun ya. Çalışmamı istemiyor musun sen ya? Sonra da biz nasıl geçineceğiz falan deme yani. Kimse güvenlik görevlisi veya pazarlamacı olarak bir geye işe almaz Mahmut. Gerçekçi ol biraz. İşe girersen geyiğini saklaman gerektiğini de biliyorsun umarım. Her iş yeri senin düşündüğün gibi olamaz. Açık fikirli insanlar da var bu memlekette. Ne oluyoruz ya? Senin iki lafından birinin başı bu oldu. Gey gey gey. Taktın iyice sen. Evime kadar sızdı bu zihniyet. Çok güzel yani. Ya nereye gidiyorsun Mahmut? Dışarıda gezerek, insanlara kendimi göstererek iş aramaya. Mahsuru mu var? Arayıp gay olduğumu söylemek istiyorsan numaralarını yollarım yine. Of Mahmut, okul ne olacak? Bir günde bir çenin bir tutsam ya. Tam 5 tur attım sağdan. Emre çok yeteneklisin dedi. Ama kollarım kesildi yani, çok ağır. O strestendir. Sırtında taşıyor değilsin ya motoru. Yaş çocuğu kaldırsak da masa kurulurken kahvaltı etse. Ben kapısını çaldım, uyanmadı. Ya girip uyandırsaydın. Salonu bu kadar zaman işgal edemez. Saat kaç oldu? İçeride girilmez ki. Ya çıplak falan yatıyorsa? Ben çağırırım. Yok sen çıkma, tamam. Ben bakarım. Cem'e söyledi mi acaba? Yok, söylememiş. Mehmet'in de haberi yok daha. Hadi hayırlısı. Manyak mısın ya? Salon ortak kullanım alanı dedik ya. Niye çıplak yatıyorsun? Ortak kullanım alanı diye Cem dedi, anlamam lazım. Sapık. Ha 40 kere çaldık kapıyı. Sakin ol, tamam. Üstü de açık mıydı? Özür dilerim. Kızlarla yaşamaya alışkın değilim tabii. Ama öğrenirim, merak etmeyin. Ne yiyoruz? Allah Allah ya. Sen şimdi giyinmiş mi oldun? Oha. Bence giyinik dolaşsın, evet. Böyle çok tehlikeli. Aha. Aa dur. Sen dur. Sen de kimsin be? Ben Emre. Yeni taşındım. Ben de Oğuz. Bak bu da Cem. Zeynep'in sevgilisi Cem. Evet abi, o Cem. Belki biri de bana senin bir gecede bu eve nasıl bu kadar rahat yerleştiğini anlatır. Ha? İçeri gelsene hayatım. Odama gidelim biraz. Hadi geç geç. Görelim neymiş. Ya çocuk dün yurttan ayrılmak zorunda kalmış. Arzu da bulup bize getirmiş. Sonuçta yeşim gitti, biz yine 3'e düştük. Dün birdenbire apar topar geliverdi. Sonra anlaştık. Sokaktan buldunuz birini, eve aldınız yani. Ya ben de başta aynı tepkiyi verdim. Ama insan onunla konuşunca kötü biri olamayacağını hemen anlıyor. Sen de gördün işte. Demek bir baktın ve bu iyi biri dedin, öyle mi? Evet. İlginç. Peki saat kaçta oldu bu olay Zeynep? Akşam. Programdan hemen önce yani. Niye dün gece söylemedin Zeynep? Ya nasıl açıklayacağımı bilemedim. Şimdi açıklamış mı oldun yani? Ya olur ya insana. Bazen birine bir görüşte kanın kaynar. Zeynep, ona aşık diyorlar. Bana bu adama aşık olduğunu mu anlatmaya çalışıyorsun sen? Nasıl böyle söylersin? Benim sana aşık olduğumu bilmiyor musun? Ya ne bileyim, öyle bir anlatıyorsun ki. Bu bir insana duyulan güven yalnızca. Kadın ya da erkek fark etmez. Hem sen benim duygularıma inanmıyor musun? Ya büyütülecek bir şey yok. Ev arkadaşına ihtiyacımız vardı. Ayrıca bu yalnızca benim kararımla olmuş bir şey değil ki.
Aç değil misin? Hadi gel kahvaltıya gidelim. Hadi. Merhaba. Buyurun. Şey, ben garson ilanınızı gördüm de başvurmak istiyorum. Tabii tabii. İçeri geçin, ben müdür beyi çağırıyorum. Teşekkürler. Homoseksüel. Olamaz. Rüya değilmiş. Anneanne. Kalk. Bir imtihan kaçırdın, ikincisi söz konusu bile olamaz. Çalışacağız. Aa, uf, başım. Ya sen nasıl bu haldesin? Benden çok içtin. Senin gibi burnuma içmem ben. Oh. İç bakayım şunu. Hemen aşağıda bekliyorum. Hem evdekileri gezmeye gönderdim. Rahat rahat çalışırız. Tut. Hadi. Ya sanki dahiliye profesörü. Nasıl çalışacağız acaba ya? İyi günler. İyi günler. İş ilanınız için sizi rahatsız etmiştim. Ha buyurun oturun. Sağ olun. Yanınızda CV'niz var mı? Yok. Demek deneyimlerinize çok güveniyorsunuz. Hayır, deneyimim de yok. Ben okuyorum. Bir yandan da çalışmak için başvurmuştum. Malum, öğrencilik. Evli misiniz? Evet. Biraz da ondan iş aramam tabii. Ben de sizi şey sandım. Hay Allah. Kusura bakmayın. Sandığınız şey doğru beyefendi. İş açısından bir sakıncası mı var? Yani bir erkekle mi evlisiniz? Hayır beyefendi. Bir hanımla evliyim. Ama bunun konumuzla ne ilgisi var anlamadım. Evet yok tabii. Bizim işimizde deneyim gerekli. Onun için vaktinizi almak istemem. Sizi çok iyi anlıyorum. Nasıl bir program? İçeriği ne? Tamam hanımefendi. CV'mi size yolladım diyelim. Size bir şey soracağım.
Ben gay'im. Gay garson alıyor musunuz? Anlıyorum. Tamam, önemli değil. En azından oraya kadar gelip yorulmamış oldum. İyi günler. Cehenneme gidin Selam. Ne oldu ya, ne bu asabiyet? Bir gay olarak iş arıyorum Mehmet. Ve bir yer dahi iş başvurumu ciddiye almadı. Ben insan değil miyim ya? Kafayı yiyeceğim. Dur abi. Çözüm basit. Tamam, benimle çalışırsın. Sana iş mi yok? Bizim de karavan işinde garsona ihtiyacımız var zaten. Çok iyi tesadüf oldu be. Hem Kuşadası'da çalışacağız. Ev de var. Bizim yazlıkta kalırsınız. Koca ev. Ciddi misin? Bilmem ki. Bir Mine'ye de sorayım ben. Ya abi, sen servis yaparken o da yemeğe yardım eder. Hem sizin için de balay olur ha. İşler iyi giderse burada dükkan açıp devam edeceğiz. Ya Mehmet, siz zaten iki kişisiniz. Kazanın size yeter. Ekstra iki kişi fazla gelir size. Ya siz bir gelin. Baktık olmuyor, barda falan iş buluruz. Turistik yerlerde bakmazlar öyle geyiğe. Ne adamsın ya. Siz o çocuğu dayısız mı olacak sandınız? Bizim de sorumluluğumuz var yani. Derya'nın seni niye sevdiğini şimdi anladım Mehmet. Sevmiyor artık beni. Hatta görmek bile istemiyor. Hadi canım, olur mu öyle şey? Yanılıyorsundur kesin. Olanları bilmiyorsun. Ne oldu? Anlat, dinlerim. Önüne bak çocuğum. Ya anneanne, 3 saattir çalışıyorum. Bahçeye çıkayım, arkadaşlarla oynayayım biraz. Sanki değişen bir şey var. Kötü olduğumu duyunca benim için bütün planlarını değiştirdin, koşup geldin değil mi? Çocuğum. Dersi kaynatmaya çalışma. Önüne dön, önüne. Cem arıyor, Cem arıyor. Alo Cem. Neredesin abi, yok oldun. Dün sınava da gelmedin. Ya anneannem geldi, bana el koydu. Şimdi de ders çalıştırıyor. Ya Melike geldi ha, çok öp benim için. Ya evde yalnızım, çıkıp gelsene laflarız biraz. Sesin kötü gibi, bir şey mi oldu abi? Aman abi ya, ne olmadı ki? Tamam, geliyorum ben. Beraber çalışırız o kısmı. Çabuk otur yerine Tolga. Öptüm, Cem de öpüyor. Tolga! Herife hasta oldum oğlum, ne yapayım? Sesini yükseltme abi. İyi bakmıyor bu kedi. Sakin sakin. Bir görsen abi. Adam tam uyuz bir tip. İlk görüşte arıza olmayacak tiplemelerde. Hani vardır ya böyle, ben her şeyi bilirim, bütün kızlar bana hasta şekli herifler. Aynen öyle. Oğlum adam eve bir yerleşmiş. Neredeyse bizimkiler ondan kalabilmek için izin alacaklar ha. Vay anasını satayım ya. Adam bir günde eve yerleşmiş yani. Evet abi ya. Bir günde ya. Piyangodan çıkmış gibi adam. Lafı bile yok genemde. Selam ahali. Satıcı arkadaşımız da gelmiş. Selam satılmış. Ne oluyoruz abi? Bir şey mi satıyorsun? Biz Yoğuz'cum. Bakıyorum pek samimi oldun daha birkaç saat önce tanıştığın adamla. Emre'yi diyorsan, asıl sen kendi kız arkadaşına. Hem niye be abi? Fena bir herif değil. Yani bizim kızlara dayan gözle falan baktığı yok. Yakinen gözlemledim. Kendi halinde bir tip işte. Sen bu engin gözlemlere hangi ara vakıf oldun ha? Ya yeterince zamandır oradaydım kanka. Ha. Şahidim yani. Şahitmiş. Ulan seni kimse düğününde bile şahit yapmaz be. Bana o bir kelime daha savunma, dağıtırım seni. Selçuk'u aratmam bak şerefsizim. Peki. Buyurun. İnanmıyorum. Çok güzel ya. Vahşi güzel abi ya. Böyle yurtlarda falan yemek yapmayı nasıl öğrendin ya? Ya mutfağa meraklıyım. Bu arada size bir sürprizim var. Yemekten sonra herkese benden birer milkshake. Böyle güzel bir yemeğin ardından milkshake çok iyi gider diye düşündüm. Sen nerelisin Emre? Antalyalıyım. Baban ne iş yapıyor senin? Otelleri var. Çözdü işi. Belli canım. Meraklıyım, ne olacak iş değil bu. Büyük oteller mi? Böyle 5 yıldızlı falan. Yok, 7 yıldızlı bizimkiler. Senin soyadın ne ya? Ne yapacaksın soyadımı? Yöneticiye bildirmek zorundayız da evde kalanları. Aman abi, biz bakarız. Aman. Selam. Geçin geçin, yemek yiyeceğiz. Merhabalar.
Rahatsız etmiyoruz değil mi? Merhaba. Selam. Bu da seninki galiba. Biliyorum gelmemem gerekirdi ama aşağıda bir sürpriz var. Mahmut çok ısrarlı, gelip gösterelim dedik. Aa, kiraladınız mı karavanı? bu da bizim sürprizimiz. Tanışın Emre. Yeni ev arkadaşımız dün taşındı. Mehmet ve Mahmut. Merhaba. Selam, bahsiniz epey geçti. Ama siz şaşırdınız tabii beni görünce. Yo, memnun oldum. He? Kızmadın mı abi? Çok ani oldu da taşınmam. Yok canım, niye kızayım? Burası onların evi, onların kararı. Ben sevgilimin kararlarına her zaman saygı duyarım. Buyurun, süper yemekler var. Tamam, ama önce karavanımıza bakacağız. Süper bir şey. Hadi kızlar gelin. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi abi. Bursa'da. Ve artık ebediyen de orada kalacak. Yani beni terk edeceğim. Hadi ya. Üzüldüm kanka ama belki de böylesi daha iyidir ikiniz için de. Ya benim için iyi falan olmadı. Şu halime baksana ya. Abi bu hayvanı bir şekilde yaşatmalıyız ya. Tam 3 gün oldu. Rahat bırak hayvanı. Belki bir şeyleri protesto ediyordur kendi kedi aleminde. Satılmış. Satılmamış abicim. Hadi bakayım. Bak mama geldi. Aç ağzını. Hadi. Hadi. Hadi yetiyorum ha. Yemesen yeme be nankör hayvan. Ben mi yesem acaba? Benim anlamadığım, bugüne kadar binlerce prensibinden, kuralından bahseden hatun bir anda gözümün önünde hepsini yıkıp yaktı ya. Ve ne uğruna olduğunu bile bilmiyorum. İğrençsin abi. Midem kalktı be. İğrençlik ötesi. Hadi hadi al al. Hayatım boyunca bir kadın şurada şu tepkiyi verir diye bir şey sabitleyemedim abi. Ama o bende bunun için mücadele verdi Tolga. Şimdi o kadar çabanın boşa gittiğini görmek. Hadi abi içelim. Yürüyün lan Zeynep'lere gidiyoruz. Konuşacağım Zeynep. Gidelim abi. Göreceğim lan şu herifi. Nasıl senin mutluluğunu oynuyormuş bakalım. Uyuzluk yaparsa döveriz. Zaten dövecek adam arıyordum. Sinirim oynamış kaç gündür. Dövelim abi. Dövelim. Hadi. Dur lan. Şişt, oğlum. Olmaz ya. Deli misiniz siz? Gel kız infaz bu ya. Seni infaz edeceğim şimdi. Çekil. O herifi dövmeden uyuyamam ben bu akşam. Abicim sana ne oluyor? Lütfen sakin olun. Ne yapıyorsunuz ya? Çekil lan şuradan. Dur bir dakika diyorum, dur. Çekil. Bırak anahtarı. Abi ne yapıyorsun, manyak mısın? Ha, kedi. Gitti lan psikopat kedi. Olamaz, mahvoldu. Çok güzel. Bu Selin'in sizi dava etmesi artık şart oldu. Selin'i bırak abi. Selçuk şişleyecek bizi ya. Selçuk şişleyecek. Koşun oğlum koşun. Allah. Aç şunu aç. Lan iğrenç kedi. Lan güzel şeyler söylesene be hayvana. İyi lan. Güzel kedi. Bizi. Yazın oğlum buraya. Gel kızım. Gel kızım. Yaksın. Siz değil be. Çekilin. Saatte. Aa, ne oluyor ya? Saat kaç, haberin var mı senin? Çekil Arzu. Zeynep'le konuşmam lazım. Ya bu saate kadar tutabildim. Bütün gece uyumadık. Ah.
Ne arıyorsun lan sen Zeynep'in yatağında? Ya Cem! Cem! Sen ne arıyorsun orada? Dün gece Mehmet, Derya, Zeynep geç saate kadar oturduk. Emre de yorgundu, Zeynep'in yatağında yattı. Zeynep de salonda yattı. Ya tamam abi. Gerçek olamayacak kadar iyiydi zaten. Ben gidiyorum, herkes sakin olsun. Hemen burayı terk edeceğim. Zeynep bir dakika. Karışma Tolga. Bu kadar güven sorunu olan birisiyle işim olmaz benim. Çık! Na 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 na. Na 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 na.